Bir iki mutluluk vardı benim için. Abdülkadir Ömür'ün Dikin oynamaya başlaması. Altyapıda eğitim falan yok abi. Oraya sadece tesis yapmak da olmaz bu iş. Abdülkadir Parmak'ın Antalyaspor maç performansı. Uzun bir sıfır listesi var. Sıfır şut, sıfır şut pası, sıfır top kapma, sıfır pas arası kesme. Çok uçuk isimler dolaşıyor. Bu kulübün parası var mı? Arkadaşlar bana kızdı Papu Gomez ben zor diye. Ben 3 sene sonra bana kulüpte su alacak para yok denecekse Flavia'dan umudu keselim mi? Ben Almayacak kesmiyorum mı? Flavio'dan umudu. Hulk çok soruluyor arkadaşlar. Hulk Hiç duymadım ben. imkanı yok. Herkese merhabalar arkadaşlar. Spor Dijital'in 61. dakika programına hoş geldiniz. Soğuk bir İstanbul pazartesinden herkese merhabalar. Yanımda o her zaman olduğu gibi Onur var. Nasılsın Onur? Üşüdün İyiyim mü? Özgürcan. Yo, boğazı kazak giydim bugün. Zor üşürüm. Ya ben üşüdüm ya. Yani Valideyle biraz tartıştık gece. Dedim ki istiyorum bu kazağı. Normalde bu çok kalın olduğu için her zaman vermiyor bana. Normal böyle soğuk günlerde de. Dedim ki anne yani kar var artık ver. Öyle ikna ettim. ya bizim herhalde alt komşuyuz, komşu yakmıyor. Aslında ev çok soğuk değil de benim de annem geldi. Bütün giysileri yıkadı, her şeyi yıkıyor. Kalorifere astı. Biraz öyle soğuk oldu ama dışarısı felaketti. Araba falan çıkmadı. Zaten yolların, bizim Senin Avrupa orası yakası sıkıntı. kapalı. Senin orası sıkıntı bir de yokuş. Evet, benim orası sıkıntı. Bir de Avrupa yakası kapalı ama Anadolu yakasında açıktı yani gördüğüm kadarıyla. Buraya gelirken rahat geldik ama öyle de bir Yani durum gece var. gece hiç yağmadı. İşte Ankara deplasmanı, Konya deplasmanları falan hiç çekilmez ha. Ankara Allah'tan özellikle. Konya ile içeride Evet, oynayacaklar son Konya içeride çarşamba. de Ankara hiç çekilmez. Ankara hafta sonu sıkıntı Eryaman. Sivas maçı zaten şeydi. Sivas maçı değil mi o? Başakşehir Sivas. O da zaten fiyasko koydu. Şu Her şeyle. sprey olayında bir şey bulsunlar, çözüm bulsunlar. Komik duruyor. Zaten çok komik durumlara düşüyor Türk futbolu. Deyip Antalyaspor maçına geçelim. Geçelim. Yani sıcak bölgelere giriş yapalım Antalya ile. Öncelikle şunu sorayım. Puan kaybı sürpriz miydi senin için? Biraz sürpriz diyebilirim. Ben Trabzonspor'un buradan bir şekilde galip çıkabileceğini düşünüyordum. Her zaman olduğu gibi hani. Böyle oyun namına çok böyle aman aman bir şey görmesek de 3 puanı alır çıkar diye düşünüyorum Trabzonspor ama yani kendi adıma yanlışım biraz. Ersun Hoca'yı hesaba katmadım pek. Galatasaray maçını çünkü 90 dakika izlemiştim Antalya Spor Galatasaray maçını. Türk Telekom'daydı maç. Yani o maç çok enteresan bir maçtı. Yani neredeyse hoca Çanakkale geçilmez yaptı Galatasaray'a. Hatay maçından sonraki her maç neredeyse onu yaptı. Aynen öyle yani bu penzeye biraz orada kızıyorum. O kadar 5 gol attığı için. Yani, hep de şey bilinir ya Ersun Hoca. Hücumcu. Yani cehennem baskısı vesaire. Yani burada biraz sıkıntıya soktu. Ya Ersan'ın bayağı. sıkıntısı bak. Ersan'ın kırmızı kartı çok daha büyük sıkıntıya soktu Trabzonspor'u. Ya ben şöyle bir şey. Ben maç öncesinde berabere yani puan kaybına berabere kalınmasına çok şaşırmazdım. Çünkü dediklerinden dolayı. Ben Hatay maçından sonra Antalya'yı yakından takip ediyordum. Ersun Yanal geldikten sonra takip ediyordum. İlk geldiğinde böyle oynatmadı ama sonrasında tamamen değişti sistemi. Fakat maç içinde ben şok oldum. Ben Trabzonspor'un rakip 10 kişi kaldıktan sonra maçı rahat alacağını düşündüm ama tabii maç içi etkenler buna sebep oldu. Rakip daha çok morallendi. Penaltı kaçtı. Bilmem ne oldu. Yani maç içi etkenler oluyor. Ben aslında şunu da söyleyeyim. Maçtan sonra çok büyük taraftar içinde tepki vardı. Biraz panik havası oluştu. Bu beni biraz şaşırttı ama ben hep hocayı Hangi konudaki panikten bahsediyor? biraz böyle sanki çok felaket bir sonuç gelmiş gibi bir reaksiyon hissettim ben. Ben o kadar yüklenilmesinin taraftarı değilim. Ben hocayı galipken eleştiren biriyim. Ben bu olur böyle ya. Lig uzun bir maraton. Böyle kaza olayları olur. Bir de maç içi şanssızlıklar çok oldu. Ekuban penaltı atabilse ya da Vakayem o sağdan girilen gol olsa. Yani çok şanssızlıklar vardı ama bir iki mutluluk vardı benim için. Abdülkadir Ömür'ün dikin oynamaya başlaması Merkezden bir de yani. ki çok sert müdahalelere maruz kaldı. Biraz eleştiri geldi. İkinci yarı biraz düştü falan ama o müdahaleler kime gelse. Bu arada Ersen Gülüm'ün de yani çok gereksiz de bir kırmızı kartı vardı. Hazır giriş de yaptık. Ama bir yandan da
SOS veren bayağıdır. Seninle bizim söylediklerimiz SOS veriyordu. 3 oyuncu. Onlar net şekilde de görülmüş oldu. Baker, parmak, Serkan. Serkan. Yani o taraftarın gösterdiği reaksiyon için şunu söyleyeyim. O sadece Antalya maçından dolayı değil. Yani senle mesela konuştuk ya. Sıkışık bir fikstüre giriliyor ve hamle yok ortada. O biraz birikim. Yani Yok, taraftarın transfer günden güne gelen katlanan birikimle patlamayı yaşıyor. ben transfer tarafını demiyorum. Ben biraz hocaya biraz tepki vardı. Ben hocaya çok Özellikle tepki görmedim ya. Vitor Hugo Ya o tepki için değil, sadece bir soru olarak. bir Ben de de soruyorum onu. Birazdan hatta yine soracağım. Yani yine bir Antalyaspor maçı hatırlıyorum birkaç sezon evvel. Galatasaray'da forvet sıkıntısı varken Fatih Terim 0-0'a giden bir maçta Donko oyunu aldı, ileri attı. Yani oyunda da olabilirdi o. İleri attı ama yani, Galatasaray'ın direkt hiç ileri forveti yoktu. gönderdi. Forvet yok zaten. Hiç Forvet ya, yoktu. Trabzonspor'un da eline Cenni'den, yani Cenni de çok forvet gibi sayılmıyor artık. Afobi zaten saymıyor insanlar. Afobi Ki gol doğru attı. yani. O da ayrı bir ironi. Onu da geleceğim. Ya bu ortamda Hugo, yani neredeyse tamamıyla toplamda 40 orta açılmış. Yani doldur boşalta döndü zaten bir yerden sonra. Antalya o kadar kapandı ki ceza sahasına. Yani ortadan başka kilit açma şeyiniz yok, imkanınız yok neredeyse. Yani mesela yine konuştuk geçen son maçtan sonra. Yani hocanın elinde enstrüman yok. Yani kenara bakıyor, elinde oynatabileceği adam Afobe. Yani bu Afobe'nin hangi Afobe? Menajerle fesih görüşmeleri yapılan Afobe. Evet. Neden? İroni Yani öyle olan. bir ironi. Yani o adam çıkıp gol atıyor. Bu arada Kürşat mesaj attı. O maçta sahada Sinan Gümüş vardı diye. Yani Kürşat'a da buradan selamlar. Donk ve galiba Maicon'la ikilemişti. Yanlış hatırlamıyorsam da o Maicon'u Antalyaspor. hatırlamıyorum ama gol attığı için Donk'u hatırlıyorum. Mesela son yine bu Antalya maçında Galatasaray'ın puan kaybetti. Yine Donk'u ileri gönderdi hoca. Yo, dün de gönderdi. Dün de hücuma oyuncu Doğru. yolladı. Şöyle ben ama Abdullah Avcı'nın elinde hücumcu varsa onlarla oynar. Bir de mesela şey bana garip geldi. Maç içinde bir iki yani kırılma noktası vardı. Mesela maçın kırılma noktası bence bir penaltı, ikinci kırılma noktası. Verilmeyen penaltı bence Yusuf. Ben ona yani arada olduğunu düşünüyorum. Verilse de verilmese de çünkü çok yani hakemi çok şey demem. Yani bu maç hakem katletti demem. Onu söyleyeyim. Ama maçın kırılma anı mesela Uğurcan'ın ileri çıkması. Şaşırttı beni Uğurcan'ın ileri Gökdeniz çıkması. orada atsa mesela, Maç bitmişti. ya atmayı geçtim. Gökdeniz orada şut atmak yerine topa bassa biraz, yani Zaman zaman geçirse. kazandırsa Antalyaspor'a belki de 3 puan da çıkacaktı. O da işte biraz Gökdeniz'in tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Oynadıkça o da iyi şey yapar ama bence gayet iyiydi. Ben Maçı sana iyi götürdü. tepkileri sorayım. Sen bu tepkileri biraz yorumla. Maçta özellikle zaten şeye geçiyorum. Abdülkadir ve parmağı Baker'a. Ayrı bir parantez açacağız onlar için. Vakayeme'ye bir eleştiri ve bir tepki vardı. Vakayeme için şu söyleniyor. Ben bunu okudum. Ben buna çok katılmıyorum ama bunu düşünenler de var. Haksız da diyemeyeceğim. Ama ben çok katılmıyorum. Her böyle uzun tatil dönüşlerinde Vakayeme'de böyle oluyor ve Vakayeme'nin bir bozukluk olduğunu hissediyorlar. Ben katılmıyorum. Yani çevresindeki adamlara bakmak gerekiyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Vakayeme'yi eleştirirken ilk önce çevresindeki adamlara bakın. Yani özellikle hem ilk yarı hem ikinci yarı top Vakayeme'nin ayağına geldiğinde Marlon'u izlesinler. Yani her maç. Ben bu Yani maç Marlon'u beğendim. Marlon ben iyi ya da kötü onu tartışmıyorum. Vakayeme ile olan bağlantısını konuşuyorum. Yani hala bir aralarında bir şey oluşturamadılar oyun içerisinde. Yani Marlon'a bakıyorum top Vakayeme'deyken çok yanlış koşular, çok yanlış zamanda yanlış yerde durmalar. Yani mesela Novak çok üst düzey bir bek miydi? Bence değildi. İyi bir bekti, Trabzonspor için iyi bir bekti ama öyle amşam üst düzey bir adam değildi. Ama Vakayeme ile o kadar iyi anlaşıyorlardı ki. Mesela bir pozisyon videosu yapıldı. Vakayeme'nin karşısında iki kişi var, Marlon arkada bekliyor. Yani Novak orada çoktan soldan koşuyu yapmış, bir adamı yanında götürmüştü. Vakayeme'yi teke tek bırakmıştı. Bu Yani Marlon'u hücumcu bek olarak alındı diye ben biliyordum. Hücumcu bek normalde zaten koridoru iyi kullanan bir adam ama Vakeme ile hala anlaşamaması bir sıkıntı. Ya ben biraz o koşulları yapmaması, ikiye birleri yapmamasının hoca tercihi olduğunu düşünüyorum ki maçta aslında ikinci Ya yarıda başka türlü açamazsın oldu. ama. Başka türlü kilit Zaten açamayacaksın açamadın işte. zaten. Yani Açamadın. o kadar basit. Yani golü de yine o eleştirilen Vakeme'nin asistiyle attın. Çok aldat ortası kesti yani. Afobe'ye bile gol attırdı resmen. Evet, orası Ya ben böyle da Vakayeme'nin fazla eleştirilmesine karşıyım. Yani bu kadar fazla eleştirilmesine. ya ben Ya de Vakayeme çok karşıyım. kötüydü, sahada yoktu diyenler var. Katılmıyorum.
Ya kötüydü ama Ben o kadar kötü olduğunu şanssız olduğunu düşünmüyorum. düşünüyorum ben kötülükten yana. O pozisyon gol olsa. Bir de tabii rakip savunma kapandıkça böyle oyuncuların işleri daha zorlaşıyor. Çünkü Trabzonspor'da ben şöyle analiz yapayım kısaca. Yapar. Rakip 10 kişi kaldı. Evet, 10 kişiyle sana savunma yapıyor kendi yarı sahasında. Trabzonspor Uğurcan kendi yarı sahasında 10 kişiyle hücum yapacak diyelim. Abdülkadir Parmak, Baker'ın dikine olumlu kilit pası yok bildiğim kadarıyla öyle bakmıştım. Serkan Hasan hücum anlamında çok yetersizdi. Yani sen aslında rakamsal olarak stoperleri de katıyorum bu işin içinde. Sen 7 kişiyle hücum yapıyorsun 8 kişiye karşı yarı sahada. 2 tane stoperin hadi hücum özelliklerini çok katmayalım. Onları da çıkalım. 5 kişi, 5 oyuncuyla 8 kişiyi kapanmış 8 kişiyi aşmaya çalışıyorsun. Bu açamazsın ki. Senin sağ bekin bindirmediği sürece ki evet ben de katılıyorum. Pereira pozisyonlarda yavaş hızlı yavaş kalıyor ki maçta da bir tane çok yavaş geçildiğini net gördüm gördüm. Hamilton yani girdiği gibi geçildi yani. Ama hücum anlamda direkt yani hissediyorsun ya orta Varlığını hissediyorsun yani. Pereira varsa da o belli ediyor. ya topla çıkışta bile hissediyorsun. Ayrıyetten Baker ve Abdülkadir Parmak en iyi özelliklerinden birisi şut çekmek. Bunu niye denemiyorlar? Hoca kararı mı bu? Ben bunu Ben çok hoca kararı olduğunu düşünmüyorum. Yani hoca yine ne derse desin yine inisiyatif alma şansları var. Yani inisiyatif falan alıyor. Görüyoruz Marlon bile saha şut içinde. çekti. Tehlikeli bir Yani şuttu işte da. inisiyatif falan alıyor, onu söylüyorum. Ya şey diyeceğim, bu arada aklıma geldi. Vakayeme eleştiriliyor. Geçen hafta bir taş atayım Yusuf Erdoğan mevzusuna. Yani bu savunmayı Vakayeme ile zor aşıyorsunuz. Yani zor gol buluyorsunuz. Bir de Yusuf Erdoğan'ı düşünsene şu ortamda. Nasıl olur? İkilerdin. Yusuf Erdoğan. Fenerbahçe Yani Caner. gerçi söylentiler geçti ama ben yine o tarafa bir dönmek istedim. Yani şu ortamda Yusuf mesela soksa oyuna. Ben de Yusuf Sarı kadar iş yapar mıydı? Ben Yusuf Sarı'nın beklediğimden daha iyi olduğunu Yusuf Sarı düşünüyorum oyuna girdikten sonra. ilk 11 performansı böyle olsa ilk 11 oynar ama ilk Yine 11 yetersiz performansı ama bile değil. girdikten sonra bir şeyler değiştirebiliyor olması, bir şey fark ettirebiliyor olması orada güzel. Ya, ilk yarı bittiğinde oyun net bir şekilde Pereira istiyordu. Ya onu konuşmak lazım biraz. Hoca orada biraz geç kaldı bence. Onu sormak isterim. Yani Pereira'yı niye bu kadar geç düşündü? Ya ben demiyorum Pereira girdikten sonra oyun başka bir hale geldi, Tabii değiştirdi canım. demiyorum. Kimse girdikten Ama sonra başka bir hale hoca gelmedi. maç sonu beIN Sports'a verdiği demeçte şu şeyi kullandı. Hani kırmızı kart yedikten sonra rakip falan oyun iyice ikinci yarı iyice sahada duygularla hareket edilmeye başladı. Hani oyun duyguya dönmeye başladı dedi. Yani duygu varsa işin içinde Pereira da olmalı. Yani sadece oyuna katacağı farklılık değil. Pereira'ya oyuna girsin derken ki düşüncemiz sadece benim şey değil. Yani girsin oyunda 2-3 pas yapsın, orada üçgenler kurulmasını sağlasın vesaire, rakibi geçsin, 2'ye 1'ler yapsın değil. Yani Pereira yegane hani orada takımı ateşleyebilecek adam yapacağı bir hareketle. Yani Pereira var böyle yanında, hani Pereira oynuyor, hissedersin onu. Ateşinden, hırsından hissedersin. Yani sadece sarı kart falan görmesi demiyorum, hakemin de dalaşmasını demiyorum. Genel olarak hissedersin onu. Ki ben Pereira'ya da biraz haksız eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Oyuncu Trabzonspor kariyeri boyunca bir kırmızı kart görmüş. O da Ya bu sene. o da bu sezon aynen 37 yaşındaki adam, ben beklemiyorum zaten. Savunma yönünü hiç konuşmuyorum. Doğru, eksiği var. Burada Bilal Ayancı geldiğinde de konuştuk bunu. Yani savunma tarafında zaten girdiği gibi geçildi ya Hamilton'a. Sorun orada değil. Yani hoca diyor ki duygular girdi. Ya duygu varsa işte işin içinde Pereira da olmalı. O yüzden yani eleştiriyorum. Ya Serkan'a gelince, Serkan biz potansiyeli olduğunu gerçekten düşünüyoruz. Yani her defasında burada konuşuyoruz. Serkan'ı konuştuğumuz kadar çok az adamı konuşmuşuzdur plaza dışında. Parmak parmağı da çok konuştuk ya. Plazayı çok konuştuk en çok. Yani Serkan'daki eksiklik Serkan'dan kaynaklı değil. Yani tamam, kendini geliştirememesi bir hata. Hala üzerine bir şey koymaması kendi adına bir hata. Ama ben daha çok hatanın altyapıda olduğunu düşünüyorum. Altyapıda verilemeyen eğitimin olduğunu düşünüyorum. Her seferinde de söyleyeceğim bunu. Altyapıda eğitim falan yok abi. Kimse kusura bakmasın. Yani her defasında dillendiriyorum. Oraya sadece tesis yapmak da olmaz bu iş. Ya hocalar kim? Hocaların niteliği ne? Orada bir eğitim vermeye yeterliler mi? Yani yetkin adamlar mı eğitiyor futbolcuları? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü adam top kontrol etmekte zorlanıyor. Oyun görüşü konusunda sıkıntısı var. Yani top önündeki adamdayken nereye koşu yapması gerektiğini bilmiyor. Nerede durması gerektiğini bilmiyor. Yani temel birçok şeyden eksik. Ya orta açmasını bekliyoruz mesela. Serkan biraz daha hücumcu bir adam normalde. Kanattan beke evrildi diye biliyorum açıktan. Ya ona rağmen çok kötü ortalar kesiyor mesela. Evet. Ve yaşı da çok da genç değil yani 21 yaşında. Yani Herkes 21 yaşında Avrupa'da genç demiyorlar artık.
Yani Neredeyse Erkan 19 yaşındaki adamı gençlemeyecekler. evet yani Serkan'ı bir aşama kat etmesi gerekiyor umarım. Bu olur ama bir forma mücadelesi gerekiyor artık yani bu net belli. Kesinlikle bir Sabek umarım bakarlar. Ya da Birazdan Pereira'yla oraya da geleceğiz. en kötü Pereira oynatma kararı Ya alırlar. bir şey diyeyim mi yani? Ben normalde seninle konuştuğumuzda hep diyorum Hugo Edgar bozulmam ama ben gerekirse Edgar'ı Sabek yaparım. Sabek oynamışlığı var biliyorsun. Var var oynar. Yani Serkan'dan daha iyi oynar şu ortamda. Stoperin bozulmayı şeyine karşı yine istiyorum mesela Edgar orada olsun. Ki yok. Çünkü orası SOS veriyor. Gerçekten SOS veriyor. Ki Hugo'yu bozdun ve fena değillerdi bence. Yani gol olabilir. Gol diyor ben çok almış ama bir stoper hatası aramıyorum. Ben Yok bek yok o hatası senin değil Edgar arıyorum. zaten iyiydi. Ondan yana Yani sıkıntı yok. Mesela ilk 11 normalde konuşurduk. İlk 11 konuşmadık. Hosein'in eleştirisi vardı. Neden Hugo kesiliyor? Hugo eleşti falan. Ya belli. Çok net belli yani. Hoca Hosein'i de kazanmaya çalışıyor. Hosein'i takımda tutmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor bu adamın. Ve ihtiyacım var diyor adam. Rotasyonda kullanacağım ben Hosein'i. Benim ona ihtiyacım var. Ve Hosein'in güven duyması için oynaması lazım. Oynama garantisi istiyor adam. Yani oynatılması çok normal. Ben orada Hugo'nun kesilmesine karşı değilim. Yani Hugo'nun bu maç özelinde oynatılmasına. Mesela muhtemelen Konya maçı Hugo oynayacak. Hugo dönecek 11'e. Belki de Hosseini 6 numarada göreceğiz. Çünkü denemiş hoca. ki Hüseyin'i bu maçta en çok Trabzonspor'a topladığı ikinci oyuncuydu galiba. Olabilir. Yani parmakla Baker'ın çıktığı dakikadan sonra bütün topları, dönen topları Hosseini ile Edgar topladı. Ve çok da güzel doğru zaman doğru yerlere ilettiler topu kullanmayı yani topun kıymetini emin olun yani bu maç daha iyi net daha net görüldü bu. Topun kıymetini Hosseini ile Edgar Baker parmakta daha iyi biliyor topun kıymetini topu nasıl kullanması gerektiğini. Yani şu an ben sana şöyle okuyayım Antalya maçında Buyur. Hüseyin'lerin istatistiklerini. En çok toplu oynayan oyuncu 123 kere. En çok pas yapan oyuncu 113 kere. Normal. En çok isabetli pas yapan ikinci oyuncu 192. En çok top kapan oyuncu 5 kere. En çok başarılı top kapan 3 kere. En çok pas arası kesen 4 kere. En çok hava topu kazanan 5 kere. En çok ikili mücadele kazanan 10 kere Hüseyin olmuş. Yani çok doğal. Çok doğal. Burada şaşılacak bir şey yok. Hüseyin'in ikili mücadelelerde zaten ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ben mesela hatırlıyorum bir. Ya Hüseyin deyince aklıma gelen 2-3 şeyden biri şeydir. Bir Kasımpaşa maçı. Cagney o zaman Kasımpaşa'da içeride Akyazı'da maç. Yani Cagney'e nefes aldırmadı. Hüseyin'in markaj gücü çok yüksek bu oyuncu. Yani ikili mücadelelerde şey vardır ya. Onu senle mesela geçen Karagümrük maçından sonra onu konuştuk. Erken sarı kart görmesi. Kim dedi? Biri dedi onu. Zago da yapardı zamanında Beşiktaş'ta dedi. Yani ilk önce forvete ben buradayım diye hissettirir. Sonra hiçbir şey görmezsiniz hani aralarında. Forveti uzaklaştırır kendinden diye. Hüseyin de öyle bir adam. İşte Hüseyin'in başını yakan olay beni hep korkuttuğu için. Alanya maçı. Yani o zaman da niye oynatılmadı? Hocalar tarafından niye denenmedi? Devamında düşünülmedi? Ya bir hiç Biraz kart da bunu marko sormak lazım. Yani Hüseyin Türkmen'i yerine monte ettiğiniz Hüseyin Türkmen'i daha iyi gördüğünüz adam. Şu an Hugo'yu yani Hugo'yu taraftar maç öncesi sordu ama Hugo'yu taraftar maçtan sonra Hugo niye yoktu diye sormadı mesela. Aklına gelmedi kimsenin. ya ben sadece şey dedim. Hugo sakat mıydı? Bunun bilgi. Çünkü merak Yok ediyorum. yok hoca döndü dedi. Maçtan önce soruldu bu. Murat Türker, sevgili Murat Türker sordu hocaya. Rekabet dedi hoca. Yani Hugo bizim için çok değerli ama Hüseyin de değerli bir adam ve iki maçtır iyi dedi. Ne güzel işte stoperinde Ödülünü verdi hoca. Hem de kadroda tutmak istediğini oyuncuya mesaj olarak verdi. ne güzel şey yapabilir. Şey dedi hatta. Rotasyon var. Şey dedi hatta. Onlar böyle iyi oynasın biz zorda kalalım dedi. Yani karar vericiler olarak kim oynatacağız diye. Keşke aynısını hücum hattı için Keşke. söyleyebilsek. Ben sana bir de iki tane daha hatta üç tane veri okuyacağım. Buyur. Abdülkadir Parmak'ın Antalyaspor maç performansı. Uzun bir sıfır listesi var. Sıfır şut, sıfır şut pası, sıfır top kapma, sıfır başarılı top kapma, sıfır uzaklaştırma, sıfır pas arası kesme, iki adam geçme, bir hava topu kazanma, 10 ikili mücadeleden 5'ini kazanma. Devam edeyim. Bunları toplu yorumlamanı istiyorum. Baker'ın Antalyaspor maç performansı sıfır şut, sıfır şut pası, sıfır top kapma, sıfır başarılı top kapma, sıfır uzaklaştırma, sıfır pas arası kesme, sıfır adam geçme, İki hava topu kazanma, iki ikili mücadele kazanma. Bu ikisini bir yorumlar mısın? Yorumsuz. No comment yani ben buna ne diyebilirim? Ben bunları araştırırım gerçek mi diye. Öyle Gerçek öyle yani ha. maç sitesini az çok İnanmamıştım ilk yani. görebiliyorsunuz. Troll falan Yok sanmıştım. yok. Yani WhoScore'da vesaire sitelerde var zaten bunların istatistikleri. Ben şaşırmıyorum yani çok doğal. Yani boşuna orta saha diye bayağı bağırmıyor kimse. Yani
İnsanlar bize hani şeyi yapıyormuşuz gibi böyle durduk yere oturup yani ne yapalım bugün hadi Serkan'la parmak eleştirelim diyormuşuz gibi Yani bize birazcık davranıyorlar. yönetime sallayalım. Yani duruyoruz biz oturuyoruz hadi bugün Ahmet Ağol'la durduk yere laf söyleyelim transferler gelmedi diye. Serkan'ı eleştirelim. Yani parmağı eleştirelim. İnsanlar bize o gözle bakmaya başladı. Ben bunun için artık yani yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Yoruldum. Ya bir de biz ciddi anlamda aslında şu an Ağolun'un dediğini yapıyoruz. 4'e 2 ekleyip bir 6 yaratmaya çalışıyoruz. Hoseyni'den Hosseini'den yani falan. bu yani sevgili Yunus abinin Yunus Emre Sel'den teyit ettirdim. Yani bir 11 Yunus abinin ağzından verilmiş. Abi dedim doğru mu? Evet dedi. Hoca denedi. Hosseini'yi 6'da denemiş hoca. Ya Ya ben de daha olsam ben de denerdim şu ki Antalyaspor maçında Baker parmak çıktıktan sonra yaptıklarıyla. daha önce denenmemiş de bir olay Değil. değildi. Tam 6 değildi ama ön libero olarak Ünal Hoca oynattı. 6'da oynattı yokluk zamanı. Ünal Hoca 6'da oynattı. 3 maç 7 puan topladınız. Bir de o beraberlikte Galatasaray maçı Son Nagatomo'nun dakikada attığı gol. Yani 3'te 3 yapıyordunuz ki o neredeyse. maçta yani Sorloth'un en formsuz olduğu maçtı bir Yani de. çok kaçırdı mesela o maçın 2'ye gitme ihtimali de vardı. Gol de yemeyebilirdiniz. İyi bir takım savunmanız, iyi bir stoperleriniz olsaydı gol de yemeyebilirdiniz mesela o maç. 7 puan topladınız yani o senin 6'da oldu. Öyle çok sıkıntı yaratacak bir şey değil. Yani şuradan daha kötü olmaz onu söyleyeyim. Yani parmak Baker ikilisinin oynadığı şeyden daha kötü olmaz. Berat Hosseini denemiş hoca onu söyleyeyim. Yani Hüseyin'i parmakta Baker yerine Berat Hosseini denemiş hoca. Şaşırmam yani. umarım bu olur ama ben hocanın biraz Baker ve parma gene Ya ikisini aynı anda kesen mi bilmiyorum ama denemesi çok normal. mesela parmağa biraz güvendiğini biliyorum. Çünkü parmakla özellikle maç içinde bütün taktik şeyleri parmak üzerinden dağıtıyordu. Baker'la çok konuşuyor maçlarda. Evet ikisini tutuyor. Mesela Baker'ın da pozisyon almasını çok beğeniyormuş. Yani hoca biliyordur bir şey demek Ya istemiyorum. vardır illa bildiği bir şeyler Ama vardır hocanın bence yani bir şey diyemem ona. kadro genişlediğinde çok bunlara düşüneceğini düşünmüyorum. Yani o hocalara çok kolay ulaşamayacağımız için bilemiyoruz ama sorulurdu yani Keşke oturduk bir işte şu sohbet ortamı keşke bir o yakalasak hocayı İstanbul'a geldiğinde ama ya da zor. antrenmanlar açılsaydı ya şu an değil de geçmişte falan açık olsa da Keşke sordurabilsek hocaya bir şekilde de. Yani yani mesela şeyi sorardım neyse hocaya bu maç belki üzerinde Hasan abi sorar gene ya geçen sorumuzu sordu bu maçta sorar belki bir dahaki maçta. iletiriz. İzliyor bildiğim kadarıyla arada programları denk geldiğinde. Ben özelden de iletirim umarım sorar. Buradan Hasan Tuncel'e selam. Selamlar sevgiler. Ya şey diyeceğim. Hocaya bu maç üzerinde sorabileceğim. Hiçbir şekilde hocayı eleştirmiyorum. Sen Yanlış evet tweet anlaşılmasın. attın. Onları Yani söyler eleştirdiğimi misin? sanan hocaya kusur bulduğumu sanan insanlar oldu. Kesinlikle kusur bulmuyorum. Hoca yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ona kesinlikle eminim. Hiç şüphem yok. Yani adamın yüzü gülüyor maç öncesi. Ben bunu görmeyi mesela özledim bir teknik adamda. Abdullah Hoca bize o sinerji, o sıcaklığı veriyor. Yani tek soru, iki soru hatta. Yani Serkan da neden bu kadar fazla diretti? Ya yani tamam, hiç Serkan'ı 11'de oynatmasa hiçbir şey diyemem hocanın. Yani her hoca oynatmayı isteyebilir. Yani şey diye düşünebilir, çok basit. Yani Pereira 37 yaşına geldi, oraya bir sabit alamayacaksak Serkan'ı kazanayım, Serkan'ı oynatarak geliştirmeye çalışayım diye düşünebilir. Ama niye bu kadar fazla diretti? 45'te mesela Pereira net bir şekilde oyun Pereira diye bağırıyordu. Hatta yayıncı kuruluş bile, yani yönetmenler bile, son zamanlarda yayıncı kuruluşun yönetmenleri pek iyi değil maç konusunda. Yani mesela pozisyon oluyor biz pozisyonu göremiyoruz tekrar Evet edebildiği için şu falan. tekrarları bir şey Her neyse bulsunlar ya. onu geçeyim yani. İkinci yarı başlarken yayına girildiğinde Pereira verildi mesela direkt. Niye? Az çok şey de biliyor. Yönetmen de biliyor. Pereira'yı istiyor oyun. Yani sadece bunu sorardım hocaya. Bir de Hugo'yu neden oturttu 90 dakika? Ya onu Kenar ortalarına açıklamasını dönüldüğü için yani o da. ya Naldo onu çünkü çok hava topu aldı. evet. Naldo. Yani Naldo'yu orada kök söktürebilecek iyi yani adam Hugo. Bize Vitor Hugo'yla kimi çıkarırdı? Kimi alırdın yerine Yani Hugo'yu? Yusuf Ama Sarı'yı Yusuf Sarı yeni soktu. eleştirmek yerin yani eleştirmek için demiyorum. Yusuf Sarı'yı almak yerine Hugo'yu alıp içeri atabilirdim. Ama Çünkü Sarı çok etkili oldu. kenardan orta yapabilecek yine adamlar var. Yok etkili olmasa bir şey demiyorum Yusuf. Ama Yani yine yani Abdülkadir sağda olurdu. Pereira zaten sağda. ama Yani şimdi orada bir şey kaybetmezdin sayısal olarak. şöyle baktığımızda ama yani Vakayeme uzun boy 1.85. Ama Ekuban Vakemi kenarda. hem İçeride değil. Ekuban Janine de uzun. Afobe de uzun. 4 tane uzunun. 2 tane stoperim var. Ama 6 ya kafa kişi. vurmasını bilen adam sadece uzunluktan değil ya kafa vurmasını iyi bilen bir adam Ya lazım yani hava kuvvetleri şeyi dedik sen de burada yani hava kuvvetleri komutanı gibi adam dedik. ki şeyde Hugo için. ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan ileri gönderilmesinin de hata olduğunu düşünüyorum. Ben hatta orada Uğurcan'a Bir şey kızdım. diyemem orada ne Ben konuşuluyor ne Uğurcan'a kızdım oluyor. aslında. Ya orada işte hocanın dediği gibi duygular Yok işin içine girince. pozisyon almasını mesela çok değil mi Uğurcan ne yapıyorsun? Çok yanlış yere duruyorsun. Ki Allah'tan şey olmadı. Antalyasporlu Gökdeniz'in acemiliğine denk geldi. Ben Serkan için ve Pereira için de şunu okuyayım sana. Serkan'a sen
64 dakikada sahada kaldığında 4 orta açıp 0 isabet elde ederken Pereira 33 dakikada 3'te 3 orta isabetiyle oynadı. Serkan Hasan maç boyunca 0 şut pasıyla oynarken Pereira 33 dakikada 4 şut pası ile en çok şut pası yapan oyuncu oldu. Pereira'nın açamadığı, yani isabet ettiremediği orta da vardı ya. Bilmiyorum, İstatistik benim biraz yanlış okuduğum. olabilir de. Yani yine Serkan'ı eleştireceğiz. Ben Serkan'ı eleştirmiyorum. Eğitim veren adamlar yani. Bütün, yani Serkan'ın sahadaki, yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz dediği gibi yani. O adamların, altyapıdaki hocaların aynası Serkan. Keza diğer futbolcular, diğer altyapıdan gelen futbolcular. Yani hasbel kadar kendi yetenekleriyle bir yere kadar geliyorlar. Ben yoruldum artık bunu demekten. Uğurcan, Abdülkadir, Hüseyin, Yusuf, yani kendi yetenekleriyle bir yere kadar gelebiliyorlar. Oradan sonrası kendilerine kalıyor. Hüseyin'i görüyoruz işte. Altyapıdan Trabzonspor'a çıkmaya yeterli. Yani şey olarak Ama orada kalmaya yeterli değil. tırnak içinde yeterli, ama oradan sonrasına yetmiyor. Niye? Eğitim alamamış bu adam. Nerede durması gerektiğini bilmiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Hava topu almasında yani timing falan yok. Yani top doğru kullanma yok. Yani niye? Eğitim verilmiyor çünkü. Ben burada oturup Serkan eleştirmek çok kolay. Parmak eleştirmek çok kolay. Ya tamam, kendi üzerine düşen yapmadıkları çok şey var onların, ama ilk önce verilmeyen eğitimi eleştiririm ben. Ki aslında Serkan hangi maçta asist yapmıştı? Karagümrük maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Karagümrük vakili Karagümrük yaptı maçında asist de asist. yapmıştı. Burada çok güzel de bir asisti. Ben mesela Aldattı Beşiktaş Rıdvan'ı Ensakala ile beraber güzel değişmeli oynatıyor. Kolluyor Rıdvan'ı. Uzun maç temposu var. Trabzonspor'un da acilen Serkan için bunu yapması gerekiyor. Çünkü o gün çok tepki gördü. Bu tepkiler birikir, birikir. Sonra Hüseyin Türkmen'de olan durum olur. Afrika'da parmakta olan yani durum yazık olur. edersiniz. Serkan'ı kaybedersin. Yazık edersiniz. Yani plazaya 620 bin avro verene kadar altyapı hocalarını, iyi bir altyapı hocası getirin veya bu tarz adamlar için mentor olarak birkaç adam tutun, daha ucuzdur. Yani 30 bin avroya bile bir iyi bir hoca tutabilirsin Pereira'ya, şey Pereira diyorum. Serkan'a bir şeyler öğretebilecek. Tabii canım. Yani tamam, belki Serkan az kazanıyor. Direkt kendi veremez parayı, bilmez belki de. Yani kime danışacağını belki o konuda bilmez, ama siz yönetim olarak bir şey yapabilirsiniz. Bütün antrenör, yani mevki antrenörlüğünü getirirsin dediğim Yani parayla. Yusuf onu yapıyor. Duyduğum kadarıyla İtalya'da, şeyde, Fransa'da Yusuf onu yapıyor. Sadece saha içi değil, saha dışında da, saha içinde de. Ya belli Hoca zaten tutuyor kendine yani adam. Emre Mor bile aynı şeyi yapmaya başlamış ki çok disiplinsiz bir oyuncu diyoruz Emre Mor hakkında. Ya tabii bunları bizden önce büyüklerimiz çok bin defa demiştir. Dinleyicilerimizin de başını çok şişirmeyelim ama Yani 100 bin olan avro bu. verdiniz mesela bir hocaya. Serkan'a birkaç bir şey öğretti. O Serkan'a bir şey katar. Yani Serkan'ı sonra 1 milyon avroya dahi satsanız kârdasınız. Kim mesela parmak bir performans vermişti geçen sene. Hemen teklif gelmişti. Aynen öyle. Yani bir şeyler yaptırabilmek lazım, bir şeyler yapabilmek lazım, ama işte. İşte Trabzonspor'un bir rolünü bulması gerekiyor bence. Ben alıp parlatan, satan kulüp Satamam. müyüm? Yoksa alıp son imzalarını atan bir kulüp müyüm? Yoksa Ya plaza gibi bunun çöpleri alan dengesini bir kulüp müyüm? yapabilirsiniz yani. Bunun yani bunun şeyini yapan bir ayarlaması gerekiyor. Ben bir kimlik bulduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Bu kimliğini kaybetmemesi gerekiyor ama dediğim gibi bunun temelden çözülmesi gerekiyor. Ben maçta bir de kulübenin zayıflığı çok dikkatimi çekti. Yani Antalyaspor'dan daha zayıf olduğunu iddia ediyorum ben. katılıyorum sana. Yani geçen hafta da konuştuğumuz şey, enstrüman eksikliği. Yani maç yazımında başlığı buydu, enstrüman eksikliği. Yani biz hocadan, şimdi sen yapıcı olarak eleştiriyorsun hocayı, takım daha iyi olmasını istiyorsun, o yüzden eleştiriyorsun, ama yani adamdan bir eser bekliyorsun. Güzel bir eser olsun sahada, ama elindeki enstrümanlar. Yani adama bir flüt, bir keman veriyorsun. Timpaninin, piyanonun olması gereken bir senfonik eser bekliyorsun adamdan. Zor. Yani Peki zor. şimdi maçtan sonra hemen transfer iddiaları izleyicilerimiz en çok merak ettiği konu Geleceğiz, oraya da transfer geleceğiz. geldir. Var gündem kalabalık. Transfer dedikoduları hemen çıktı. Sezon başında para yok deniyordu ve transfer yapılmadı. Çok Cuzi hatta Vitor Hugo bile zorlamayla gelindi. Şimdi Berat transferi geldi ve şimdi çok uçuk isimler dolaşıyor. Bu kulübün parası var mı? Yok mu? Hoca mı istiyor bunları? Kim istiyor? Hoca isteyeceğim. Hoca zaten bunların sözlerini alarak geldi. Yani hoca bana transfer yapacaksınız dedi. Başka türlü gelmez zaten. Ki Peki haklı buluyorum yani. Her hoca gelen Abdullah Avcı kalibresindeki her hoca transfer isteyerek gelirdi zaten. yazın niye yapılmadı? Yani işte onu da sormak lazım. Ki soruyoruz yani, bu kadar para Diabate'ye, Plaza'ya, Afobe'ye verilen paralar. Yani Mert Küçükoğlu Transfer Market'ten Mert çıkartmış.
bilançoyu, yani bilanço çok sıkıntı. Ya o paraya çok daha doğru kullanılabilirdi mesela o Bu paralar. arada Transfermarkt'ta ben de bir veri aldım. Onda Sörloth'un girilmemiş parası. Ben yani eksi 10 milyon euro eksi de yazıyor Transfermarkt'a Ha, Trabzonspor'un şeyi. girilmemiş mi? Onda Sörloth yok diyorlar. Ben bilmiyordum. Bana yorumlar öyle geldi. Onu da Olabilir. Mert bir bilgilendirme yapsın. Çünkü şeye Sorarım ya. baktığımda Fenerbahçe artıda 10 milyon euro civarı. Galatasaray 1 milyon euro artıda. Beşiktaş 850 bin euro eksi de. Trabzonspor 10 milyon euro eksi de. Mert Özel olarak ilgileniyor ama bir yine sormak lazım. Bana çok soruldu. Ve bu Sörloth girilmedi diye yazdı. Özelden de çok yazdılar. Bunu bir Mert'e iletsinler ve İletirim ben. ona da bir küçük tepki vardı. Sanki bu bütün rakamları belirleyen onlardı diye çok saçma bir tepkiydi. Konuşmaya bile değer Yazık yok. yani. Ben şunu sormak istiyorum. Trabzonspor dün de belli oldu büyük ihtimalle Diabetel'e gençler bir şey Göztepe'ye Biliyorsun senin kiralık bilgin. gitti. Benim asıl üzen bilgi bu net arkadaşlar Göztepe'nin içinde alınmış bilgi başkanın ricasıyla yok pahasına 200 bin euroya bütün bedel komple 200 bin euro Bonservis mi? 200 bin euro maaşı ödeyecek 200 bin euro Yani ödeyecek 500 bin Göztepe. avronun, ikinci devrenin 500 bin avronun 200 bin eurosunu ödeyecek. makul bir şey diyemem. Yani Göztepe'nin vermemek istemesi çok normal bir maaşın Başkanın özel falan. ricasıyla Mehmet Sepil kiralamış. Özel Ağoğlu kendisi çözmüş işi. Beni çok üzdü. Niye üzdü? 1 milyon euro bonservis. Kaç milyon? 1 milyon euro maaş değil mi? 1,5 milyon avro bonservis. Bonservis 1 milyon euro maaş. 4-5,5 milyon euro paket. Onur. 5,5 milyon euro paket. Kulübe su alacak para yok Özgür. Yani 9'da çarpmak istemiyorum. Yani 9'dan bunu çarpmak istemiyorum. 5,5 milyon euroluk bir Ekleme çıkarma paket. işlerini başkan yapıyor. Sen yapma. Yani Yorulma. başkan çarpma yapmıyor, toplama yapıyor. Yani yapamıyor onu derhal, yapamıyor herhalde. Yani çok üzdü beni ve bu oyuncu geri gelecek. Hala bir sorun. Ben Diabetin'in yerinde olsam parayı bırakmam. Hayatta bırakmam. Kim bırakır ki? Yani ki bırakmadı 200 bin eurosunu. Orada bir Göztepe'de tatil yapar. Çok ve hala plazaya gönderemedi Trabzonspor. Gitti deniyordu. Olmadı. Bir Fransa 2. Ligi takımı Ne ilgileniyor. diyeyim? Yani Emelek ilgileniyordu. Ülkesinin takımı. Orası da herhalde daha olmadı. Yani son bir Yani Nimes geçti galiba. sıkıntı oradaki şey şu. Belçika'dan da talipleri vardı bu arada, hani bakanlar durumuna. 2 yıl kiralamadan dolayı. Yani neye göre 2 yıl kiraladınız şimdi bu adamı? Maaşı 600 bin euro çarp 2 620 bin. 620 bin 20 bin, çarp 20 bin avro 9'la yani çarptığında şu an. 1240 euro bir şey 1 milyon 240 euro çok para hepsi toplayınca Papu Gomez ediyor. Ben arkadaşlar bana kızdı Papu Gomez ben zor diye. Zor Şimdi canım zaten, yok yalan değil, şimdi zor şuradan bir hak veriyorum bunları toplayınca. ya. Papu Ne yani Gomez bonservisi falan çıkıyor. alabiliyorsun değil mi Ya yani maaşını da bir şekilde çözersin. Çok ben bu yönetimin transfer yapması için yani? bir Transferleri neye göre yaptınız? Tekrar soralım. Neye göre, kime göre, nasıl planladınız? Futbol aklı oradaki kimdi? Hayriyetten bu yönetimin transfer yapmaya ben çok hakkı olduğunu düşünmüyorum. Nezat Aydın bir tweet atmıştı. Çok uçuk isimler geliyor. Çok yüklü borca sokacaklar diye. Ben yönetimin transfer yapması için bir güven tazelemesini istiyorum açıkçası. Yani ne diyebilirim ki? Çünkü isimler çok uçuk ve Yani yazın ki yazın şeyimse daha eleştirince de kötü biz oluyoruz. Bir şey demeyince de kötü biz oluyoruz. Ya ben anlamadım bu ya işler. biz kötü Ya olalım. Ben sana şunu bilanço ortada, soruyorum. bak rakamlarla bilanço ortada. Yani göz var, izan var derler ya. Yani bilanço ortada, başkan çıkıp diyebiliyorsa ki %90 transfer başarımız var. Ben burada ne konuşayım? Yani ben ne diyebilirim burada daha fazla? Ve ayrıca şöyle de bir durum var. Yani bölüyorum, özür dilerim. Yani Tabii. sorsan şimdi yöneticilerle falan otursan, yani bin bir türlü şey anlatacaklar. Şöyle oldu, böyle oldu, şunlar oldu. Yani kendilerinin de mücbir durumda olduklarını anlatacaklar falan. Biz de şöyle sıkıntıdayız, böyle sıkıntıdayız. Ama yani çıkıp da %90 başarı var demesini biliyorsunuz. Ve ayrıca yani mesela Jenner'i ben biraz beğeniyordum. Aynı takımda oynayan Josef vardı ki dün derbiler. Joseph, ya herkes söylüyor. Ben de çok isterdim ama Joseph'in olma ihtimali yok menajer temsilcisinden dolayı. Ya tabii ama yani gidilmesi ya o gidilmesi o mevkiye uygun bir oyuncu alınabilirdi. Yani biçilmiş Ya kaftandı gündeme bile Trabzonspor orta gelmedi sahası. ya. Yani gündeme gelmesi sebebi de temsilcisi. Yani temsilciliğini yapan, Türkiye temsilciliğini yapan Joseph'in Trabzonspor yönetimiyle arası iyi değil. Novak'tan dolayı.
İşte Nova'nın da bunun hakkında bambaşka açıklamaları var. Yani her şekilde bunu sen çok dedin. Sıkmak da istemiyoruz. Her şekilde bir fiyasko. Trabzon yönetimi kendini itibarsızlaştırır ve umarım kurtarmak için de saçma sapan hamleler yapmaz. Geçelim transfer dönemine. Çok soru geliyor. Çok merak ediyorlar. Taraftar da en çok merak ettiği durum, çünkü Fenerbahçe Mesut'u açıkladı. Çok Açıklama büyük transfer. yani Mesut Yani çok büyük transfer. Onu bir kenara Dünya koymak Kupası lazım. kazanmış bir Kesinlikle Alman yani mil takımının kariyeriyle. Real Madrid, Arsenal forması giymiş. Şimdi Trabzon taraftarı da istiyor. Transfer de hızlı girdi Trabzonspor. Berat'ı Berat'a alarak. çok iyi bir Çünkü hamle. Berat'ı çok isteyen vardı. Hatta Fatih Terim bundan da yakındı. Biz istedik. Ama işte Fenerbahçe, Trabzonspor kapıyor oyuncuları vesaire. Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı Berat'a ama Hoca şu istedi an ama Abdullah Hoca'ya söyledik burada da. Hoca sonra da çıktı söyledi. Yani hoca net bir şekilde ben Berat'ı istiyorum dedi ki bence onu yönetime. yazından beri zaten Berat'ı yorumcuyken de gözüne kestirmişti zaten büyük ihtimalle. Hızlı da bir giriş yaptı. Transfer beklediğimden hızlı çözdü. Ben bu kadar beklemiyordum. Şaşırmıştım. Yani transfer biliyordum ama çözülüş hızlıydı. Fakat sonra bir duruldu. Gönderilecekler gönderilmedi. Ve şu an maçtan sonra da bir hızlandı. Bunun yönetimden mi olduğunu düşünüyorsun bu haberlerin? Yoksa böyle girişimler var mı? Var. Ve günü kurtarmak için mi, yoksa bir plan dahilinde mi? Yani biraz öyle diyeyim plan dahilinde çünkü hoca istiyor bir an önce ki haklı. Hoca her mevki istiyor normal Yani şartlarda. Hoca şunu hangi toplamda 6 maçtan sonra transfer. dedi? Hatırlamıyorum. Hemen hemen her mevkiye oyuncu bakıyoruz. Evet. Sayısal eksik olarak orta sahada bir eksikliğimiz var. Bu da büyük ihtimalle yani 8-6 numara için söylemişti onu. Daha Berat gelmemişti. Ve zaten takımın eksikleri ortada. Hücumda da bir sorun var. Transfere geçmeden önce şunu soruyorum. Afobe gol attıktan sonra takımda kaldı mı artık? Ben çok sanmıyorum yine fesih görüşmeleri yapılıyordur. Ben yönetimin gözünde kaldığını düşünüyorum. Yönetim, ah gol attı da yani der. Yani Değil mi? Doğru gerçi he. haklısınız. Rize maçından sonra başkan kendini övdü çıktı. Yok ya şey, ya bırakın bu Yani işleri yani forvetimiz var. günlük performansları göre çok doğal. Öyle düşünebilirler. Şaşırmam yani. Evet. Yani dün Papu Gomez ismi geçti. Herkes Papu Gomez'i bekliyor. Papu'dan önce Enzo bitti. Yani neredeyse bitti öyle diyelim. Enzo oranın transfer açılmasını mı bekliyor? Yani sıkıntısı biraz bonservisini almak River'dan. River'da da durumlar biraz sıkıntılı bir şey herhalde ekonomik olarak. De 4 oyuncuyu yolluyorlar. Gallardo bir River Plate'in Herhalde hocası Gallardo bir yeni yenileme bir istemiş. Biraz da Perez'i de istiyordu. Kalmasını istiyormuş sanırım Perez'in de. Hani o inşallah bize yardımcı oyuncu olur diye. istemiyormuş ama. Ve iyi de teklif yaptı Yani Trabzonspor. Trabzonspor neredeyse River'dan aldığı paranın iki katına yakın bir para verecek. 1,2-1,3 milyon avro gibi bir rakama maaşının Kemiksiz 1.300 bitmesini. iyi. Yani Perez gibi bir adama kaliteye verilir. Yani o adamı da oradan yani şimdi fazla da düşünebilir insanlar. Yani 35'e girecek Şubat'ta bu adama bu kadar para verilir mi diye. Yani Enzo Perez kalitesinde Bir de Arjantin'den tekrar Türkiye, Avrupa'ya getirmek Avrupa'yı. kolay değil. Ki Benfica ile ismi geçti. Benfica bu parayı vermez. Trabzonspor'da getirdiği adam Messi'nin olduğu takımda kaptanlık yapmış bir adam. Yani Enzo Perez lejyoner olmuş bir adam. Sosa'dan da Bicia'dan da şey almış, fikir alışverişinde bulunmuş. Ve yani şeyde hala da Benfica bu oyuncuya talip. Yani ismi geçmiş yani talip olmuş sonuçta. Ben yani Benfica olana çok inanmıyorum ama Trabzonspor için neredeyse iş bitti artık. Tabii Birkaç yani güne açıklanabilir. Ben transfer konusunda net konuşmayı sevmiyorum ama Ben de bitti gibi açık, ben artık. de bittiğini düşünüyorum. Ama işte bu ben hala kupa maçında oynayabileceğini düşünmüyorum. Kupa Yani zaman maçına gösterecek. yetişebileceğini düşünmüyorum o Geldikten sonra transferin. konuşuruz onu. Yönetim Vitor Hugo'da yaptığı taktiği yapıyormuş diye de duydum ben. Biraz öyle haberler geliyor ama Hugo'da özellikle yaptılar mı o taktiği bilmiyorum ama tuttuğunu düşünüyorlarsa Enzo Perez'de yapmaları çok normal. Ya asıl işte sıkıntı orada adamların bonservis sistemesi. O kadar isteyeceğini düşünmüyordu yönetim. ters akşam pazar öne çıkacaklar. Düşmesini bekliyorlar işte yani. Başkan sever yani pazar fiyat düşmesini. Ama Trabzonspor teklifi iyi. Onun da eline sağlam olduğu bilgisini ben net biliyorum. Ama sadece bununla bitmeyecek. Ve açığa çıkan eksikler var. Sağ beke çok isim geçmiyor. Ben aslında hücumdan ziyade orta sahadan sonra bir sağ bek istiyorum ya. Yani duyduğumuz birkaç isim var ama daha olgunlaşmadığı için söyleyemiyorum. Evet, yani çok net değil. Hücum için biraz gerçekçi isimler var. Net girişimler var. Bir Papu Gomez'i anlat bakalım. Ertan Süzgün dün Ertan haberi Süzgün de verdi. vardı. Yakup Çınar da verdi bilgiyi. Hemen hemen ikisinin verdiği bilgi de doğru. Benim
birkaç hafta evvel kulağıma geldi ama çok zor ihtimal olduğu için ve yani çok olgun bir bilgi değildi, o yüzden söylemem. Ve hemen hemen Avrupa'da zaten her takım neredeyse talip olduğu bir oyuncu. Yani öyle bir adam çünkü Papu Gomez, o kadar kaliteli bir adam. 20 takımın talip olduğu söyleniyor. Yani Trabzonspor iyi bir para veriyor aslında futbolcu için. Orada aşağı yukarı 2 milyon kazanıyor. Trabzonspor yine 2 milyondan açmış kapıyı maaş olarak. Ama bol bonuslu. Akşam saatlerine, akşamüstü İstanbul'da sanıyorum. Menajeriyle, Giuseppe Risso'yla oturup teklifi yapmışlar, görüşmüşler Papu Gomez için. Artık şartlara bakılacak, bol bonuslu bir teklif yapılmış. Çok zor transfer, onu söyleyeyim. Yani ben burada hayal satmak istemem kimseye. Ama teklif yapılmış, herkes onu da bilsin. Bakacağız artık durumu ne olacak. Ama gelirse şu an çok şey değiştirir. Ya sorun gelmesine yönde değil. Ben herkes isterim gelsin. Benim düşüncem Papu geldikten sonra transfer bitecek mi, devam mı edecek? Yok, devam eder çünkü hoca artık net şekilde dedi. Ve bunun geri dönüşü olacak mı? Trabzonspor sırf günü kurtarmak için böyle sükseli transferler Ya bak, yapılacak mı? Papu Gomez sadece bir sükse transferi olmaz. Yani takım içinde de çok şey değiştirir oyun açısından. Yani yanında oynayan adamı bile değiştirir. Yani çünkü işin içinde duygu da var. Mesela Papu insanlar gelirse artık kimi kesiyorsun? oraya geliriz. Şey diyeceğim yani mesela sen düşünsene, Trabzonspor'da futbolcusun şu an A takımda. Yani Papu Gomez geliyor. Seni bile etkiler o iş. Ya Hem sükse yaparsın, hem yönetim olarak söyleyeyim. Yani yönetim açısından hem reklam yaparsın, hem biraz daha kredini arttırırsın. Çıkıp çok daha rahat konuşabilirsin. Papu Gomez getirdik biz diye. işte tam bunlar için karşıyım. Ya karşısın, katılıyorum sana, hani Reklam, seni çok iyi anlıyorum ama ben sırf yani sadece onun için değil, takım içinde bir şeyler değiştirebileceği için şey yapmam, karşı değilim yani. ya ben Papu Gomez'i istemeyen herhalde herkes, yani saçmalar yani Papu Gomez'i kim, Avrupa'nın herkes istiyor. Yani Juventus bile teklif yaptı yani Papu Gomez'e, öyle Evet. söyleniyor. Ama işte Trabzonspor'un oradaki avantajı şu. İtalya'ya vermek istemiyor. Atalanta İtalya için satmak istemiyor. Çünkü oyuncu takımdan kendisi hocayla kavga ettiği için ayrılmak istiyor. Yani duyduklarımıza göre, İtalya basınına göre 10 milyon euro içeri, 5 milyon euro dışarı. O 10 milyon euro da yani üst takımlara değil, onlara hiç vermeyi de düşünmüyor. Yani Juventus'a, Inter'e hiç Yani diğer takımlara vermeyelim. da vermeyi düşünmüyor. Ya, Torino'ydu. ya belki onları olabilir. Hadi onlar çünkü daha düşük kalibre takımlar olduğu için olabilir. Hiç zorlaştırıyor. Fakat şöyle bir durumum var. Ben 3 sene sonra bana kulüpte su alacak para yok denecekse ben bunu karşı çıkarım. Ben gene 3 sene sonra Afobe'ye, Jenini'ye, Baker'a maruz kalacaksam yok. Bunun ortası olmalı. Evet. Çok üst düzey bir oyuncu. Papu Gomez ya. Avrupa'nın en formda 10 takım arasında giren Atalanta'nın beyni, kaptanı. Ama üstte Papu Gomez konuşuluyor. Kadroda Afobe, Jeneni var. Bunun ortası olmalı ya. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum ama işte sezon başından bu yana gelinen durum Ve maalesef bizi böyle şeyleri konuşmaya. yani dükkanı açmak istemiyorum. Novak ve Sosa ne için gitti takımdan? Kaç bin euro için? Yani niye devam etmek istemediler bilmiyorum. Ben bu arada onu söyleyeyim, ben Novak'ta devam edilmek istenmedi özellikle. Evet, böyle Yani bunun oyuncu neye göre, cephesinden böyle açıklama bunun geldi. kararını kim verdi? Newton mu verdi? Yok, Newton'a neye göre Newton'u haklı buldunuz? Yoksa siz mi verdiniz? Siz hangi futbol aklıyla verdiniz bu bilgiyi, şeyi, kararı? Sosa'ya neden adam akıllı davranılmadı? Kaptana davranılması gerektiği gibi davranılmadı. Yani bunu da zamanı Ya gelince şeye de sorarız. okeyim. Hadi Sosa'nın yaşı geldi diyor. Bu mantığı da okeyim. Yerine alınacak adam Baker mıydı? Ya ben şey anlarım. Sosa oynuyordu. Ya bu oyuncunun yaşı da geldi. Pandemiden sonra biraz sakatlık oldu. Bu borca girmeyelim. Biz gene bu 2 milyon euroyu başka bu kalibrede bir oyuncu verelim. Buna da okeyim. Ama Sosa, parmak Baker şimdi konuşuluyor. Enzo Perez mi sezon başı niye talip olmadın? İşte oradaki futbol Yazın bu hakkında isimler hiç konuşulmadı. dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz. Yani transfer planlamasını o zaman kim yaptı, şimdi kim yapıyor? Yani şimdi biraz daha hocanın şeyinde, çünkü ben duydum menajerler çok oyuncu önermiş, onu söyleyeyim. Yani Bir scout ekibi olmadığı için. emin olun, scout ekibine orada ben kusur bulmam, onu söyleyeyim. Yok. Çünkü içeride tanıdığım, scout ekibine tanıdığım insanlar var. Trabzon'a Yani kızıyorum. çünkü biliyorum ki işlerini o adamlar iyi yapıyorlar. Ben yönetime Oturup yani kızıyorum. oturup muhabbet ettiğim de insanlar onlar. Ben biliyorum o adamlar işlerini yapıyorlar. Ama Ben işte ne kadar yönetim. dikkat alınıyorlar, ne kadar onların fikirlerine önem veriliyor, orası tartışılır. Ne diyecektim, unuttum bak.
Ya ben devam, sen düşün. Scout'a gibi benim biraz şey olduğum için Ya ben yani hassas noktam. Trabzonspor'un menajerleri Ha bak tüm onu diyecektim. politikayı şu an yabancılarda önüne gelen tüm isimleri zaten hocanın işi gücü yok. Oyuncu önermez hoca kolay. Hiçbir hoca oyuncu önermez. Bunun sorumluluğunu da almak istemez. Hoca profili verir. Doğru. Özellikleri verir. Yönetim bunun işte ya scout ekibi önerisini sunar ya da menajerlerin eline kalırsın. Menajerler oyuncu sunarlar. Menajerler bir dünya isim öneriyor. Yani dün konuştuğum kaynaklarımdan biri dedi ki Onur dedi yani nereden baksan dedi bu transfer dönemi için 100'den fazla adam önerilmiştir. Ve hocanın da veto ettiği çok adam varmış. Fasat buldu. Onu da söylemek lazım. Ben hocanın hatta pahalı bulduğu da veto ettiği adam da duydum. Yani olur. O çok daha çünkü buradan sonra artık kararı hocanın vermesi çok daha makul. Yönetimin vermesinden ziyade ben hocanın vermesini, yani hocanın hata yapmasını daha şey bulurum. Peki ben sana şunu soruyorum. Trabzonspor'un maaş bütçesinin tavanı 1,5 milyon euro. Bunun aşılmasını 2-3 oyuncuyla okey misin, değil misin? Yani işte bunu yönetim anlatacak futbolcuya ben değil. Yani futbolcuya 1,5 milyon avro verdiğin vakiyemeyi sen anlatacaksın bunu. Yönetim olarak ben değil. Ben Vakame de benim için yani AFOBE 1,3 Yani 1,3 verilmesi daha verilen büyük yerde sorun. doğru katılıyorum ona hiçbir şey diyemem. Yani plazaya şeyde mesela bir oyuncum, iki oyuncum çileyim, iki alsın. Okey mi? Yani Beşiktaş mesela Oğuzhan'a verdi o kadar parayı. Herkes veriyor. Falcao'ya verilen paralar ortada. Yani bu ortamda getireceğiniz adam Papu Gomez ise vereceksiniz. Yani ama işte bunu takım içine anlatabilmek, takım Yok, içine bunu onu takıma sirayet etmek anlatırsın. adına. Papu Gomez'i anlatırsın ama diğer mevkileri çözecek misin? 3 sene sonra batacak mısın? Bunun geri dönüşü nasıl olacak? Sörloth'tan gelen parayı konuşacak mısın sürekli? Yusuf'un Saatten sonra parasını zor. konuşacak mısın? Ve Papu Gomez için de Atalanta'nın şöyle de bir teklifi var söyleniyor. Papu Gomez artı bir miktar para Abdülkadir Ömür. Direkt ya yani onu doğrulatamadım onu söyleyeyim. O bilgiyi doğrulatamadım ama Abdülkadir'e bir ilgileri var. İtalya'da çünkü Ömür popüler bir oyuncu, Milan'ın ilgisinden Milan'ın ilgisi sonra. vardı. Doğru. Zamanında Milan çok ciddi ilgilenmişti. Bayağı da hayranları vardı. Biraz tabii gözden düştü ama gene o çevrede bilinen bir oyuncu. Atalanta taraftarları da gündeme getirdiğini ben gördüm kendi gözlerimle. Yunus abi yine haberini yaptı. Atalanta taraftarı Abdülkadir'i beğeniyor diye, istiyor diye. Bir ilgisi var Atalanta'nın ama o denklemin içinde mi, Papu denkleminin içinde mi onu doğrulatamadım. O yüzden bir şey diyemem. Hızlıca transfer, eldeki transfer bilgilerini vereyim. Enzo bitti dedik. Rondon'a teklif yapılmış. Yani oyuncu bonservisini alıp çıkabilir oradan. Öyle bir ihtimali varmış. Yani ona göre bir imza parası artı maaş konusunda bir teklif yapılmış. Yine en şey yapıldığı gibi, Papo'ya yapıldığı gibi bol bonuslu bir teklif yapılmış. Artık oradan sonra ne olur bilmiyoruz. Jonas Wind, Kopenhag'ın forveti. Pivot center for. Hocanın bir pivot center for isteği var onu da söyleyeyim. Yani Çok beğendiğim bir bir oyuncudur. kenarda duruyor. Wind için fiyat sorulmuş. Yunus abi 6 dedi ben 7 diye duydum. Yani o zor iş. Çok, ama çok beğendiğim Zor bir iş. oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ben de izlemedim. Mecit'e sordum ben. Mecit bilir diye. Nasıl futbolcu? Abi Sörloth'un biraz daha yavaşı dedi ama Evet, söyledim. hocanın tam isteyeceği tarz adam dedi. Ama 6-7 milyon avro işte veremiyorsunuz. İlk anda çıktı. Geçen sene kapabilsen 2,5 milyon euroya kapılıyordu. Ahmet Kutucu olursa şaşırmayın Ben dendi onun bana. reddettiğini geçen hafta demiştim. Ben de dün tekrar sordum Ahmet Kutucu'yu. Yani farklı bir kaynaktan gelen bilgiyi diğer kaynaktan teyit etmeye çalıştım. Denildi ki görüşmeler iyi gidiyor. Olursa şaşırmayın. Yani Ahmet gelmeyi istiyor çünkü. Benim de duydum Ahmet Almanya'da şansını denemek istiyor. Şu an reddettiğini duydum. Yok çok doğal. Almanya'da devam etmek istemesi çok doğal. Bir futbolcunun yani orta segment bir takımda Almanya'ya devam etmek istemesi çok normal ama oralar olmasa Trabzonspor'u istediğini gelmeye sıcak baktığını Yo, belli biliyorum. olmaz zaten bu işler yani, doğru. Dün sadece görüşülen menajerler şey değildi. Riso değildi. Papu'nun menajeri değildi. Bakan bunun menajeriyle de Sinohla da Muhammed Sinohla da görüşülmüş. Bakan bu için. Artık o ne olur bilmiyorum. Yani görüşmeler ne düzeyde o kadar Oyuncunun bilgiyi sözleşmesi sene sonu bilmiyorum. bitiyor. Yani görüşmeler ne düzeyde bilmiyorum ama menajeriyle bir görüşülmüş bakan bunun. Ben Teixeira duydum. Sözleşmesi 1 Ocak'ta bitti Teixeira'nın. Alex Teixeira'da. Yazılan onunla alakalı benim bilgim yok. Senin varsa buyur. Alex Teixeira ile bir ilgi olduğu söyleniyor. Hatta Çin'deki oyuncu, Çin'den gelecek kanat özellikle ve forvet oynayabilen oyuncu. Benim aklıma iki tane gelmişti. Bakambu ve Teixeira. Ben Bakambu tahmini yapmıştım ama bana gelen bilgi Teixeira'da bir ilgi olduğu söyleniyor. Teixeira tabii biraz da yaşı var. 31 yaşında.
Yanlış Bir şey var hatırlamıyorsam. ama her türlü gelse yani kimse yok Çok büyük, demez. çok büyük şey. Hulk çok soruluyor arkadaşlar. Hulk Hiç duymadım ben. imkanı yok. Ben gelmesin de. Oyuncu biraz Çin'de izleyenler biraz son maçlarına baksınlar. Yani o kadar da değil. Ya gelse iki idman toparlar da hiç gündemde duyulmadı yani. Yani Rondo'nun orada 8 milyon euro aldığını Ki biliyorum. çok da reklamı yapıldı yani Hulk'un. Menajerler. Virali falan menajerleri yaptı yine yok yani hiçbir şey. Hiçbir Ben takım için geçmiyor yani sadece Trabzonspor için de değil. Rondo'nun çok zor olacağını düşünüyorum. Biraz Zor zor. maliyetli. Orası Ve öyle yani. Ama şeydi. menajer önerelim. Menajerler yani Trabzonspor'u öneren menajerler biz getirebiliriz dediği için yani görüşmeler yapılıyor. Kanat çok zor oldu ayrıyetten. Kanat Yeni bir şu, kanat bilgisi yok. evet yeni bir kanat bilgisi gelmiyor. Ama dediğim gibi ilk benim dediğim gibi Enzo transferi açıklandıktan sonra ben diğer transferlere okeyim. Önemli olan bu orta saha sorunu çözülmeli. Berat'ı bekliyor musun bir Konya maçını? Yani Yunus abinin verdiği bilgi olmasa ben sonradan oyuna dahil edilir diye düşündüm. Ama hoca demek ki bakacak fiziki durumuna. Fiziki durumu iyiyse 11 yapabilirim. Şaşırmam. Çarşambaya mı ilk 11'i çıkarsa ne cumartesiye mi? Ben cumartesiye çıkar diyorum. Cumartesi kesin çıkar bence de. Konya maçına o hoca yani denemiş çünkü. Hüseyin'i Berat denemiş. Yunus Emre Selim bilgisi. Yunus abi yani o 11 çıkacağını sanmıyorum dedi Ben ama de denedi sanmıyorum. hoca dedi. Peki sence kim kesik yer? Ve Flavio artık Flavio'dan umudu keselim mi? Flavio Ya ben almayacak kesmiyorum mı? Flavio'dan umudu. Bu hoca için. Hocaya Ya oynatmayacak mı hoca ya? daha farklı düşünüyor. Yani şeyden sonra dedi ki hangi maçtı? Göztepe maçından sonra diye anlıyorsun. Flavio sorulduğunda yani o rakibe göre ne oynamak istiyorsak ona göre oynanacak. Yani Orada sanki topla hoca şuraya yuvarlak cevap getirdi. verdi Yani ya. yuvarlak cevap verdi ama şuna getirdi hoca. Topa sahip olma oyunu oynayacaksak, top bizde olacaksa, topu hükmedeceksek Flavio olmayacak demeye getirdi hoca. Yani birazdan mücadele gücü yüksek maçta Flavio'yu oynatacağım dedi öyle. Ya ben şeye katılıyorum. Flavio biraz pozisyonunu kaybediyor ama o hareketli olmasından dolayı. Dinamik yani çehre değiştirebiliyor orta sahada yani şu ortamda. Öyle bir adam. Peki sence kim kesik yer? Baker mı? Tokat'ı parmak mı? Zorla şey yapıyorsun. Yani hoca bir yandan Baker'ı tutuyor. Sen de söyledin. Diğer yandan takım içi dengeyi de gözetiyor. Siyaseti de düşünüyor parmağı kesmiyor. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Valla Yani ne şiş yansın ne kebap yapacak hoca ama artık orada da neye karar verilecek bilmiyorum. beklentin ne bu sıkışık fikstürde? Yani Konya çok zor rakip onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe maçında da izledim. Galatasaray maçında da izledim Konya'yı. İsmail Hoca'nın takımı dinamik. Önde baskı yapabilen. Yani neredeyse hoca tüm takımla önde basıyor. Yani Konya ile onu yapabilmek büyük iş. Aldıkları bir futbolcu var. İsminin yazılışı biraz değişik. B ile başlayan. Beytik mi ne? Öyle Anladım. ismi. Ben de söyleyemiyorum. Söylemesi zor. Şeyi diyeceğim yani geldiğinde izleyen adamlar gerçekten iyi diyordu. Baktım mı? Fena değil. Ya Kol kadrosuna da almıştım bu hafta. ben Yetenekli. Bayağı Abdullah iyi yani. Avcı'nın ilk geldiği zamanki oyun mantalitesine bu maçta dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maçlık. Ha, Çünkü biraz daha takım savunmasına mı? tabii. Çünkü hızlı oyuncuları da var. Galatasaray maçında da gördük. Hatayı affetme. Fenerbahçe'yi mağlup etti Konyaspor. Yani bu maçta anlayış gösterim. Topu Trabzonspor'a bırakır ve biz de topla oynarsak ben o işin zor olacağını düşünüyorum. Sıkıntı olur. Ama Gençler Birliği maçında da benim korkum soğuk. Yani Gençler Birliği maçı çok zor olacak. Yani Konya maçından sonra yayın yapacak mıyız bilmiyorum ama onu da o zaman konuşuruz Evet ona yaparsak. da bakarız yani. Yoğunluğa, zamana bakacağız. Evet ekleyecek bir şeyin var mı Onur? Ya ben hocanın normalde biraz yani ne söylemek istediğini anlamamıştım maç sonu beyanatında 2-3 isim ön taraf için. Hani görüşülen 2-3 isim mi var yoksa 2-3 isim ön tarafa mı istiyor? Yani bugün Hasan abinin haberiyle de Hasan Tuncer'in haberiyle de anladık ki. Yani hoca Enzo hariç 4 hamle daha istiyor. Berat yani toplamda 6 hamle istiyor beklere dahil. Tabii canım. Yani hoca sanırım biraz yarım ağız aslında maç sonu şey yapmış. Mesaj vermiş. Artık yönetim de bu mesajı nasıl değerlendirir onu hep beraber Ya göreceğiz. yarısını bile yapsalar benim için kafi. Yani ona bile razıyım. Evet Onur ekleyecek bir şeyin yoksa yayını kapıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu soğuk kış gününde Karlı. karlı günde tek yayın yapan da biziz. Elimizden geldiğince buraya geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Bu transferler hakkında maç yorumları için sorduğumuz sorular var. Bunların yorumlarını da bekliyoruz. Sizlerden abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi izlemeler. Görüşmek üzere.